programdaki linç bölümünü biliyor musunuz? Linç. Linç edin. İnternet, sosyal medyada linçleriniz var. Onları size okuyoruz Mahmut abi. Tamam, oku bakalım nasıl linç ama senin bütün fotoğrafların yoruma kapalı. Yoruma niye kapatıyorsun fotoğraflarını? Ben kapattım. Sen mi kapattın? Çok bildirim geliyordu telefonuma. Senin telefonunda mı açık Mahmut abi? Açıktı o zaman. He. Ondan sonra çok bildirim geliyor. Çünkü... Bildirimleri kapatsaydın. Biz yorum bulmak için canımız çıktı, bulamadık. Sen resimleri göster, yorumu biz yapalım. Tamam. Ver ilk linçi. Eşofman üstünü seneye de giyerim diye mi aldın? Abi böyle bol bir eşofman üstü paylaşmışsın. O zaman şişmandık, sonra zayıfladık. Ama eşofman üstü sabit kalmış, eşofman üstünü yenilememişsin Mahmut abi. O eşofman üstü değil, eşofman üstünün üstü. Yani eşofmanı giyiyorsun. Onun üstüne mi bunu? Bu rüzgarlık tarzı bir şey, onu demek ki adam pek iyi hissedememiş. Yanlış görmüş. Ver diğer linçi. Kilon Mahmut Tuncer çıktı. Lo. İyi mi? İyiyse bir alkış çalın bakalım. Devam ediyorum. Tabii, bekliyoruz. Gelsin bakalım. Bence Mahmut Tuncer'de serçe parmağı kası var. Bir insan parmağı acımadan bu kadar halay çekemez. Serçe parmağı kası. Evet, gerisine yeni bir giriş yapalım. Evet, yeni linci ver. Bu giyim tarzı sana yakışıyor mu lo? Seni böyle şort tişört görünce yakıştıramamışlar Mahmut abi. Olmamış Mahmut abi be sana. Allah'ını seversen. Vallahi bilmiyorum. Niye ki. Sana oluyor da bana mı oldu? Seni böyle şık görmeye... Bak benim şu anda da tişört var üstünde. Seni böyle hep şık görmeye... Kardeşim tatildeyiz. Neden gezeceğim? Ay biliyorum, öyle gezemezsin de. Böyle şort ne bileyim. Bir daha tatile gittim, çekeceğim sana o elbiseli. Elbiseli abi. Takım elbiseli. İşte bizim linç bölümümüz var da yine senden de çok az yorum bulduk, çok kullanmadığın için, ama güzel linçlerimiz var yani senin. Linç bölümü, linç mi ediliyorum? Sen linç ediliyorsun ama böyle tatlı linçler. Hazır mısın linç bölümüne? Verin abi. Alt kattaki komşu son ses İlyas Yalçıntaş açmış, birlikte depresyondayız. Ya bu olayı ben anlamıyorum. He. Yani depresyon, çok mu depresif bir sesim var benim? Ben seyirciye sormak istiyorum. Yani. Abi çok evet, soralım bir kederlenmedik yani. Mi? Bir tadımız kaçmadı mı? Tadımız kaçtı. Hayır, tadımız kaçtı. Kötü anlamda değil, estağfurullah. Hani böyle çok yaralı, hani böyle bir şey oldu yani, bir şey oldu. Bu bence çok önemli bir şey bu arada. Yani bu dezavantaj değil yani. Zaten yani konu melankolilik olmak gibi bir şey. Yani senden beklemiyoruz ki abi. Evet. Hani sen bundan mutsuz musun mesela? Değilim tabii ki de. Yani işte herkesin bir tarzı var. Herkesin yapabildiği bir müzik, daha doğrusu hissettiğini yansıttığı bir şey var. Hı-hı. Bendeki de bu. Hı-hı. Ama depresyondayız olayı farklı. Depresyonda insan kendini kötü hisseder ama benim şarkımda kendini kötü hissetmemeli bence insan. Evet, duygulanabilirsin, belki hüzünlenebilirsin. Acı çektiğine mutlu olabilirsin ya. Oh ne güzel acı çekiyorum. O başka bir şey yani. İncinler olana kadar falan hani bir şey. Böyle bir şey mi var abi? İçimdeki duman. Abi gerçekten ama acı çekmekten hoşlanan bir hani anladın mı? Terk edilme duygusu bilmem ne. Buna hoşlanan demeyeyim de onu mesela çok büyük olay yoksa da onu böyle büyüterek yaşayan insanlar vardır ya. Aynen. Hani kederlenen. Keder aynen öyle. Evet. Orada keder yazsaymış çok daha güzel olurmuş. Sen depresyon lafını sevmedin evet. Anladım. Sen bir şey demişsin bir açıklamanda, yaşanmışlıkları hatırlatmayan şarkıları söylemiyorum demişsin. Yani yaptığın her şarkıda ya da söylediğin her şarkının sende bir anısı, bir karşılığı hep var mı yani? Ya çoğunun var tabii ki de böyle bir şey yani, hep bütün şarkıların bende hikayesi mümkün değil, olamaz. Ha. Ama genellikle yani şöyle söyleyeyim, benim hissetmiş olduğum şarkıları daha iyi yorumluyorum, onu söyleyebilirim. Hmm. Yani ben sevmişsem ya da zamanında benim duygusal durumuma eşlik etmişse çok çok daha... O anıları düşünerek aynen daha öyle. Güzel. Aynen öyle, yani dinleyiciye çok daha fazla geçirebiliyorum o şarkıları. Öyle bir şey söylemek istemişimdir orada. Alalım bakalım sıradakine. Bakalım ne geliyor acaba? Üzerimde İlyas Yalçıntaş uykusuzluğu var.
Abi bu yani bundan kurtulamayacaksın. Bizim üç adama geldiğinde de uyku gözlüğü yapmıştık. İlyas Yalçıntaş gözlerinden. uyku gözlüğü hediye etmiştik. Evet ama hep uyuyor gibi gözükmen. Allah'ın işi yani Allah. Ne diyeyim abi böyle yaratmış ne yapayım şimdi beni. Yani. Böyle değiştireyim mi suratımı ameliyatla falan? Ne? Değiştireyim mi? Ama yok bence şey de duruyor çok cool da duruyor. Cool mu? Evet az evvel uyandım hissi hep güzel bence. Vallahi böyle bir duruyor. Ya hiç ben hep böyleydim yani. Hep bununla ilgili bir tespit var mıydı yoksa şöhret olunca mı çok tespit ya oldu? Ya evet tabii ondan sonra yani normalde arkadaşlarım bana hiçbir zaman demediler yani ne bu an bir sürekli uyuyorsun gibi falan demediler ama. Ya bizim insanımızda var ya böyle hani yapıyorlar. Bence tatlı bir yorum yani bu. Evet evet. Güzel. Bizim. Ben bu yani bozulma uykusuzluğu var güzel yani. Evet evet. Fotoğrafında da çok uykusuz gözüküyor arkadaş. Evet. Güzel. Evet yapıştır. İlyas Yalçıntaş yakışıklı mı değil mi anlayamıyorum çıldıracağım. Neden böyle bir şey için çıldırıyor? Ya bir insan niye buna çıldırır abi ya? Neden? İlyas yakışıklı mı ya? Değil mi yoksa? Değil mi yoksa? Ne olacak? Delireceğim. Hap yutuyormuş falan. Yani. Yeter iptal edin. Çıldırma. Ya bu enteresan. Yakışıklı buluyor musun kendini? Bu S'ten sonra. Ha, bir şey var. Ya bir böyle. Yani çok değil. Daha yakışıklı oldun ama. İlk böyle değildin. İlk böyle kara koru bir olandın. bir şeyler yaptın bir sen. Bir şeye şey bağladı ya böyle. Bir böyle bir şey yaptın eski yani. Eski akrabaları görürsün falan böyle. Sen ne olmuşsun sen ya? Ne olmuşsun? Eskiden kara koru bir olandın falan büyümüşsün ne olmuşsun? Ben de hep o olumsuza gidiyor. Sana ne olmuş ya böyle diye. Bize külü almış ama sende hiç olumluya gitmiş hep ya. Daha olumluya gidiyor. Aksine çok çalışıyorum, çok yoruluyorum ya. Yani bir yüzümde tabii bir yorgunluk iyice yükseldi aslında. Aslında daha da çirkinleştim yani. Yok yok hiç öyle değil. Bak sana yakışıklı yani. diyeyim diye yapma bunları şimdi sana. Ya hayır abi. Yakışıklısın. Hayır çok yakışıklısın dedirtme bana kendini. Hayır değil. Öyle kendimi çok yakışıklı bulmuyorum yani. He. Ama çirkin de bulmuyorum. Bu çirkin de bulmuyorsun. Hey hey. Hey hey hey. Hey bakalım bunların altında hey neler ya, var keşke acaba. Keşke böyle bir tipim olsaydı. Evet. Şu İlyas Yalçıntaş Türk usulü Jon Snow gibi. Öyle demiyor. Jon Snow. İzliyor musun? Ya evet. Nedense ne alakası o bazı sahnelerde herhalde Jon abimize benzetmişler. Benzetiyorlar değil mi? Evet. Game of Thrones. Bir de ben bir ara saçlarım kıvırcıktı benim. Öyle kıvırcık takıldım ya. İyice Jon Snow olmuşum falan. Böyle izler misin? Yabancı dizi falan filan böyle bir alışkanlığın var mı? Yani ben şimdi evde vakit geçirmeyi daha çok tabii seviyorum. Çok fazla yani konserime gidiyorum. Konserden sonra hep evdeyim genelde. Evde de yani hani dizi bir falan da tabii seyrediyoruz filmde ama çok değil. Yani çok arada genellikle hep oyun oynuyorum. Ay. Benim küçüklüğümden beri bende var zaten yani o olay. Süper. Alalım bakalım sıradakine. İlyas Yalçıntaş neden sürekli ağlayacakmış gibi bakıyor diye düşünürken kendisinin balık burcu olduğunu öğrendim. Bu adam günde 3 öğün ağlıyordur da şimdi. 3 öğün. 3 öğün ağlamam. Sabah ağlıyorum, akşam ağlıyorum. Ağlamam lazım saatim geldi. Ağlayan bir erkek misin? Ağlar mısın? Hayır. Çok. Ne o hayırdaki year? Yani. Ağlıyorsun galiba. Hayır yani. Hadi hadi itiraf et ağlamışsındır. Hayır, çok nadir. Hani, çok nadir. Ha. Yani çok nadirdir. Çok ağır bir olay olması lazım yani ağlamam için. Daha içine atan tarafta mısın? Ya evet ya da böyle dışarıya duvarlara söverek rahatlayan. Ha. Evet. İnsana söver misin? Yani böyle bir insandan bir hıncını alır mısın anlamında? Ya bir olay değil. Sana bir yanlış yaptı biri. Ona direkt tepkini gösterir misin mesela? Evet. Ne güzel bir özellik ya. Ben hemen böyle iyi deyip böyle gidip ağlıyorum bıçağına. Yok, direkt ben veremiyor. Mesela gıcık oluyorum, uyuz oluyorum. Ona böyle sen oğlum sen ne biçim adam bu yapılır mı i̇şte demek demen istiyorum. Demen lazım. Demiyorum ben. İşte demezsen sen sana bana o, patlıyor. Sana patlar o. Demen lazım. Direkt söylüyor musun ya? Direkt söylüyorum. Sen hatalısın kardeşim. Evet. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Aynen. Çekil git mi diyorsun? Aynen öyle. Yaptığın işi yanlış diyorum. Ne biçim iş yapıyorsun diyorum. Neymiş ya? Çok iyi özellik. Vallahi çok iyi özellik. Değil mi? İyi bir özellik. Zor değil mi abi? Alkış. Ya bu. Gelsin bakalım sıradaki. Bu neymiş abi? Bu neymiş abi? Ya bu neymiş böyle abi ya? Böyle bir caps var internette gördün mü sen bunu? Saçtaş duygusallar ne? Ya şu fotoğraflara uysun diye. Saçtaş. Yalnız bir şey diyeceğim sağ üstteki çok iyi değil mi ya? Bu değil mi? Evet abi tarzı kes yani. Evet çok iyiymiş ya. Bayağı klas duruyor yani. Bana da benziyor. Ama evet. Seni şu anki model aynısını. Bayağı benziyormuş yani. Gözlere bak aynı benimle. Çok güzelmiş. Saçtaş
duygusallar. Saçtaşmışız. Helal olsun. Güzel kepsi vallahi. Evet abi, yeni şarkı çıkardın. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ben çok sert şeyler bekliyordum ya. Abi bu ya, saçtaş duygusal. Daha ne vereyim ben bak. Bana bak ne kış malzeme. Ama istersen sana söveyim biraz burada. Söv, rahatlayayım vallahi. Yani... Galiba böyle bir spora yükleniyorsun bu aralar. Yo, o çok değil ya. Hep paylaşımlarını görüyoruz. Böyle hep bir spora yüklendiğinle ilgili hisler var orada. Hisler var. Hisler var. Yani birkaç öyle fotoğrafımız var. Göstersenize bir abi. Şu an kediyi mi tutuyorsun, kolunu mu gösteriyorsun belli değil yani. Bu ne abi şimdi yani? Özeniyoruz. Kedi de mutsuz. Abi kedi... Tırnakları çıkmış abi. Kedi mutsuz yani. Kedinin tırnağı çıkmış, evet. Göster diğer fotoğrafları da. Yine mesela hep bir kolum var. Öf, kolu kes. Kolumda bir şey var. Devam et. Başka bak. Gitar çalıyor gibi yapıp yine... Gitarın orasını sıkıyor. Dur dur, bir dakika dur dur. Şöyle oturayım ben biraz. Değil mi? Evet, şöyle abi falan, ne yaptın falan. Çok güzelmiş. Bahane yani, gitar çalıyor ya. Başka bir tane daha var. Onu da poz abi işte bunlar. Bak ha. Bak hop, biceps koymuşsun oradan. Bu ne abi ya? Abi işte. Var ya, pazı var sende, helal olsun. Ne diyeyim, diyelim mi böyle bir şey? Kedileri de bahane ediyorum, perişan olmuş kediler. Şu an değil mi? O kediler mutsuz şu an kediler, yani. O kediler büyüdü, aslan oldu abi, biliyor musun? Ya?